Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonuna açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet, şimdi size arkadaşlar sıralı çok güzel bir model hazırladım şöyle. Evet, sıralı görünüşü ve yapılışı çok kolay bir model. Evet şöyle tülbentimizi ikişer zincir çekerek tığ battıları hazırlayıp ilk önce bu sık iğneli trabzanları yapıyoruz ve son olarak da bu üzerine papatyalarımızı yapıyoruz. Modelimiz çok güzel arkadaşlar. Çok da hoş duruyor. Bakın şöyle güzel bir papatya yapımını da şimdi sizlere tarif edeceğim. Evet modelimizin anlatım kısmına geçelim. Bu şekilde ikişer zincir çekerek tığ battalarımızı hazırlıyoruz. Herhangi bir tığ battının içinde sık iğne ile sabitliyoruz. İlk başlarken de aynen bu şekilde tığ battımızın içine girip sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz. Her örümceğimizde olduğu gibi dibine bir zincir çekiyorum. Şöyle bakın örümcek boyutum bu şekilde. İpi uzattığım boyutum örümceğimin boyutunu verir her zaman sizlerin de aynı şekilde ipinizi ne kadar uzatırsanız örümceğinizin boyutu o kadar olur. Bu ip uzatma örümceğinizin boyutunu ayarlar. Bakın orta boy denilecek ee, pek küçük değil pek de büyük değil arkadaşlar. Bu şekilde örümceğimizi hazırladık iki defa tığımı doladım ve iki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battım içine giriyorum. Şöyle bir, şöyle 2, 2 ve 2 alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. 6 tane zincir çekiyorum. Yaptığım tırabzanın arasına girip bu 6 zincirimi bu şekilde buraya kapattım bakın. 6 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle bir 2 net gözükmesi için şu şekilde tutayım 3 4 5 6. sık iğnemi yapıyorum 7. de bir sonraki aynı değil bir sonraki tığ battıya kapatıyorum ki şöyle arkadaşlar bakın duruş meyli bu şekilde daha güzel duruyor ee, uzun atlayınca mesela bu direkt buraya dördüncü turba diye kapatsam bu örümceğimin boyutu yetmez ve e, değişik duruş olur ben bu şekil seviyorum arkadaşlar bu şekil yapıyorum bu da güzel duruyor e, sık iğneli tıraldan çubuk olarak yine dibine bir tane zincir çekiyorum bakın ipimin boyunu uzattım şöyle diğer örümceklerle zaten göz kararı hep aynı oluyor bu şekilde ipimi uzatıp içine bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın örümceğimiz yapılışı bu şekilde. 2 defa tığımı doladım. 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battığımın içine giriyorum. 4 seferde 1 2 2 2 alarak bu şekilde tırabzanımızı hazırladık. Evet. 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Alt. 6 zincirimi çektim. Trabzanıma sık iğne ile kapatıyorum. Buraya bir tane tomurcuk oluşturdum. Geriye kalan kısma 6 tane sık iğne. 6 zincirle tomurcuk trabzana da 6 sık iğne yaparak bu şekilde çubuklarımızı bitirmiş oluyoruz. 4. 5 ve 6. Şöyle 7. her zamanki gibi bir sonraki boş olan tığ battının içine sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle dibine de bir zincir çekiyorum. Bakın. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu boyut gayet iyi. Ne kısa ne uzun. Orta boy. Bu şekilde çubuklar hazırlıyoruz. Şöyle bir tane daha yapalım. Yavaş yaptığım için umarım anlaşıldığını düşünüyorum. Şöyle öbürlerinin boyutunda gözünüz alışıyor. Göz kararı oluyor zaten. Bu şekilde orta boy bir örümcek yapıp sık iğne ile buraya sabitliyorum. 2 defa doladım. 1 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battı ya. 1 2 2 2 Şöyle. Ve 6 tane zincir çekiyorum. Sık iğnemin şey trabzanımın içine sık iğne ile bu 6 zincirimi kapattım. Geriye kalan tırabzana da bu şekilde 6 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 ve 6 bir sonraki tığ battımın içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum dibine bir zincir Evet bakın arkadaşlar bu şekilde 3 tane yaptık trabzanlarımızı şöyle üzerine giderken zaten bunlar düzeliyor. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Trabzanlarımızın yapılışı. Üst kısmın yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar. Şöyle tığ battığının içine sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz. Bu ara kısım olduğu için şimdi bu tek papatya yaprağını yaparak başlayacağız. Tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitliyorum sıkı üç tane zincirimi çekip bir defa tığımı doladım ve yuvaya girdim. Şöyle 1 2 ve 2. Bir defa tığımı doluyorum. Yuvaya girdim. Şöyle 1 2 2. Tekrar bir defa doluyorum. 1 2 ve 2. Şöyle 4 oldu. Buraya bu şekilde 5 tane trabzan yapıyorum. 6. trabzanım için şöyle sıkı sıkı 3 zincirimi çekip aynı bu beyaz yuvaya kapatıp bu şekilde papatyamın yapılışını bitirdim. Şöyle arkadaşlar bir zincirimi çektim. Bakın şu şekilde oldu. Şöyle minik bir örümcek yapıyoruz buraya bir örümcek yaptık ve tomurcuğumuzun içine sık iğne ile örümceğimizi sabitliyoruz buraya 8 tane sık iğne yapacağız bakın köşeye çekiyoruz köşeden daha güzel yuvanın dolumunu sağlıyoruz bu şekilde bir tane yaptık 7 tane daha yaparak 8'i tamamlayalım 3 oldu 4 5 6 7 ve 8 Evet. Bu şekilde tomurcuğun kenarını 8 tane sık iğne ile doldurduk. 4 tane zincir çekiyorum. Hemen çevirdim şöyle. Bir defa tığımı doluyorum. Bakın bir tane sık iğne bırakıp İkinci sık iğnenin içine girip şöyle iki iki alarak buraya bir tane kutucuk yaptım iki zincirimi çekiyorum bir defa doladım bir tane bırakıp ikinci sık iğneme giriyorum iki iki olarak aldım yine iki zincir bir defa dola bir sık iğne bırakıp zaten gözüküyor bakın arkadaşlar şöyle yumru şekilde sık iğneler gözüküyor bir tane bırakıp ikinciye bu şekilde kutucuklar yapıyoruz yine iki zincir en sondaki sık iğnenin içine de girip şöyle iki iki alarak bu şekilde buraya dört tane kutucuk hazırladık şöyle üç zincirimi çektim sıkı sıkı döndüm bir defa tığımı doluyorum hemen yuvaya girdim şöyle bir iki bir defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2. Yuvaya giriyorum. 1 2 2. Şöyle bu papatyaları 5'ten kapatıyorum. Sadece bu ortada tek yaprak olduğu için bu papatya yaprağını altıdan. Bunlar arkadaşlar bu şekilde 5'inciyi de 2 zincir çekerek aynı diğer trabzanları yaptığım kutucuğa kapatıyorum. Bu şekilde papatyamızın ilk yaprağı bitiyor. Yine iki zincir çektim bakın. Aynı yuvanın içinde iki zincir çektim. Bir defa doladım. Diğer yuvaya giriyorum. ikinci yuvaya. Bir, iki, iki. Bu şekilde giriş yaptım. Bir defa doladım. Böyle çok güzel duruyor. Hem de rahat bir şekilde iki zincirimiz yapraklarımızı alıyor. Bir defa doladım. Dördüncü trabzanımı da yapıp şöyle iki zincir çektim ikinci yaprağımı da bitirdim bakın iki zincir olarak beşinci trabzanı bu şekilde kapattım arkadaşlar iki zincir çekiyorum bir defa doladım şöyle bakın iki kutucuğum kaldı burada hemen kutucuğuma girdim 1 2 ve 2 bir defa tığımı doluyorum yuvaya girdim şöyle bir iki iki üç oldu bir defa doluyorum yuvaya girdim şöyle bir iki iki arkadaşlar şöyle ışığımı bir artırsam karanlık gibi geldi Evet dört tane trabzanımız oldu 2 zincirimi çekiyorum aynı diğerlerini yaptığım trabzanımın içine sık iğne ile zincirimi de kapattım bakın 5. trabzan iki tane zincir çekiyorum bir defa doladım son yuvamın içine bu dört zincirle dönüş yaptığım yuvamın içine de aynı şekilde 5 tane buraya trabzan yapacağım Evet 2 iki, iki bir defa dolayıp Şöyle 1 2 2. 5. trabzan 2 zincir kapattım bu şekilde. Bakın yapraklarımızı tamamladık. Şöyle bir zincirimizi çekip bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok hoş oldu. Şimdi ilk başta yaptığım bu e, yuvanın aynısını yapalım arkadaşlar. Şöyle bir zincirimizi dibine çekmiştik. Şöyle ipimi hafif uzatıp bakın örümceğimizin dibinden şöyle bir tane sık iğne yapıp bitiriyoruz. Karşıya bu örümceği geçiş köprüsü olarak da kullanıyoruz. Bu tomurcuğumun içine girdim. Sık iğne ile buraya sabitledim. 1 2 3 zincir bir defa doluyorum. Aynı yuvanın içine girip bir 2 2 Bir defa doluyorum. Şöyle 1 2 2. Bir defa tığımı doladım. 3 seferde buraya 5 tane tırabzan yapıyorum. 4 oldu. Yine aynı şekilde 1 2 ve 2. 5. tırabzan için 3 zincirimi çekiyorum. Ve bu kadar arkadaşlar bitiriyoruz. Şimdi sonuncu trabzana da şöyle minik bir örümcek yaparak geçişimizi yapalım. Evet. Buraya da yaptığımız o büyük çiçekten papatyalı dört yapraktan yapacağız arkadaşlar. Vakit fazla gitmesin. Aynı işlem tekrar videonun başına sarıp izleyebilirsiniz papatyanın yapılışını. Bu şekil oldu. Bakın arkadaşlar çok da güzel oldu. Şöyle. Evet. Modelimin bitmiş hali bu şekilde. Sıralı bir model. Yapımı da kolay. Papatyaların duruşu da çok tatlı duruyor. Bakın. Çok da güzel oldu. İstediğiniz renkten yapabilirsiniz. Siz demeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.